Bu kavram haritasında K ile gösterilen yere aşağıdaki unsurlardan hangisi getirilmelidir? Ekosistemleri oluşturan fiziki unsurlar içerisinde sıcaklık, yağış, nem, ışık ve rüzgar dikkate alınmaktadır. Yani K ile gösterilen yere rüzgar getirilmelidir. Bunun dışında sınıflandırmamızda kimyasal unsurlar olarak değerlendirdiğimiz organik ve inorganik maddeler bulunmaktadır. Yağ, protein, vitamin, karbonhidratlar organik. İnorganik kısımda ise su, oksijen ve karbondioksit yer almaktadır. Yani şıklarda verilen diğer özellikler kimyasal unsurlar içerisinde değerlendirilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi durumunda atmosferdeki karbon oranı artar? Güneş ışınının etkisiyle atmosferdeki su buharının fotolize uğraması karbon oranını değil oksijen oranını arttıran bir özelliktir. Termik santrallerden elde edilen enerji üretiminin arttırılması ki karbon salınımını arttırmakta çünkü bunlar baktığımızda linyit, taş kömürü, petrol gibi bazı önemli fosil yakıtlar olmaktadır. Bazı bakteriler tarafından nitrifikasyon olayının gerçekleşmesi yine bu kısımda baktığımızda özellik olarak karbon oranını azaltmakta diyebiliriz. Konutların ısınması kısmında fosil yakıtların kullanılması, fosil yakıtlar zaten az önce belirttiğimiz linyit, taş kömürü, petrol, doğal gaz gibi yakıtlardı. Bunlar da karbon oranını arttırıyor. O yüzden burada doğru cevabımızın 2, 4 yani D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Funda öğretmen coğrafya dersinde öğrencilerine azot ve azot döngüsü ile ilgili ne söyleyebilirsiniz şeklinde soru sormuştur. Öğrencilerden farklı cevaplar gelmiş. Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır? Murat, atmosferdeki gazların %78'ini azot oluşturmaktadır. Ki %78 azot, %21'i oksijen ve diğer kısımda diğer gazlar yani %1'i diğer gazları asal gazları oluşturuyor. Atmosferde bulunan azot, volkanizma ve kozmik radyasyonla nitrit ve nitrata dönüşür. Yine doğru bir cevap. Canlılar atmosferdeki azotu doğrudan kullanabilir demiş. Yanlış. Doğrudan kullanamıyor. Otçullar ve etçiller azot ihtiyacını beslenme yoluyla karşılar. Ki örneğin havada bulunan azot yıldırımla birlikte toprağa geçer, topraktan bitkiler alır ki bu canlılar bu şekilde bunu yine bünyelerine alabiliyor. Ölen organizmaların bazı bakteriler tarafından parçalanması ile canlılardaki azot tekrar atmosfere karışır. Bu da doğru bir bilgi. Cemre'nin verdiği cevap yanlış olmuş. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar taranarak gösterilmiştir. Bu alanlarda aşağıdaki biyomlardan hangisi yer almaz? Ki bu biyomlar arasında özellikle Kuzey Amerika'da bulunan kayalık dağların olduğu alanı kapsıyor. Alp Himalaya kıvrım sistemini kapsıyor. Dağ biyomları burada var. Çalı biyomları özellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü alanlarda yaygınlık gösteriyor ki bu da var. Çöl biyomları, Orta Asya çölleri ki bu alanda bunlara rastlıyoruz. Savan için arkadaşlar 10 ile 20 derece enlemleri çevresi. Yani bu kırmızı kısımda gösterilen taralı alanda bu yer almaz. Tundra yine 70-80 derece enlemler arası kutup altı bölgeleri kısmında yer aldığı için bu alanlarda yine yer almakta. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Küresel iklim değişimine bağlı olarak hava koşullarında meydana gelen değişiklikler sonucunda meteorolojik ve hidrometeorolojik kökenli ekstrem olayların artması da beklenmektedir. Aşağıda verilen ekstrem olaylardan hangisi bu durumdan etkilenmez? Sel ve taşkınlar atmosferik kökenli, aşırı sıcaklıklar, kasırga, kuraklık atmosferik kökenli yani meteorolojik ve hidrometeorolojik kısımda değerlendirilebilir. Ama tsunami özellikle deprem sonrası gerçekleşen jeolojik kökenli bir doğal afet olduğu için bu kısımda değerlendirilemez. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. 1927'den günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde nüfusun niteliğini ve niceliğini değiştiren bilinçli politikalar uygulanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalardan biri değildir? Nüfusun niteliğini yani eğitim, sağlık alanlarında iyileştirmenin yapılması, nüfus artış hızını düşürme ki baktığımızda bu 1960'tan sonra geçerli olan 2012'ye kadar geçerli olan bir politikaydı. Doğum oranlarını arttırma 1923 ile 1960 arası geçerliydi. Nüfusun kıyı kesimlerde toplanması gibi bir politika söz konusu değildir ki nüfusun daha dengeli dağılmasına yönelik politikalar söz konusudur. Anne çocuk sağlığını iyileştirme yine bu politikalar arasında yer almakta. O yüzden burada doğru cevabın
değişik olduğunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de özellikle iş imkanlarının her yerde oluşturulması açısından bazı planlama projeleri geliştiriliyor. Bunun sebepleri arasında nüfusun daha dengeli bir durumda dağılması ve buna göre bir planlama yapılması öngörülüyor. Rotterdam, Hamburg, Barcelona, Marsilya. Bu şehirlerin ortak özellikleri arasında durumlarından hangileri sayılabilir? Yeraltı kaynakları yönünden zengin olması denmiş ki bunların ortak özellikleri arasında sayılmıyor. Çünkü hepsinin yeraltı zenginliği fazladır diyemiyoruz. Önemli liman şehirleri ki bulundukları alanda önemli liman şehirleridir. Özellikle Almanya, Hollanda, bunun yanında İspanya, Fransa gibi alanların öne çıkan limanlarıdır. Avrupa kıtasında yer alıyor bunlar. Bulundukları ülkelerin en kalabalık şehri değiller ama özellikle liman kenti olmaları açısından öne çıkmışlar. 2 ve 3 yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. Şehirleşme, sanayi ve göç olayları birbiriyle sürekli etkileşim halindedir. Bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Göç alan yerlerin şehirleşme hızı yüksektir. Sanayi devrimiyle birlikte şehirlerde iş gücüne ihtiyacın artması kırdan kente olan göçü hızlandırmıştır. Özellikle baktığımızda 1950'den sonra hızlı bir kentleşme oranı görmekteyiz. Günümüzde sanayi bölgeleri diğer bölgelerden göç almaktadır. Çünkü iş imkanları fazladır. Şehirlerde meslek çeşidi ve mesleki uzmanlık fazladır. Doğru ki meslek grupları da birbirinden kesin sınırlarla ayrılmıştır. Şehirlerde birincil ekonomik sektöre daha fazla gelişme sağlanmış diyor. Birincil ekonomik sektör arkadaşlar tarım, hayvancılık, ormancılık, maden çıkarımı gibi durumlar. Bunlar değil, daha çok üçüncül ve ikincil sektörler gelişme göstermiştir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. İkincil olarak sanayi, üçüncül olarak da hizmet gibi sektörleri dikkate alıyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Günümüzde nüfusla ilgilenen bazı bilim insanları nüfusun ve nüfus artış hızının fazla olduğu ülkelerdeki ucuz iş gücünün üretimi olumlu etkileyeceğini düşünmektedir. Bu ülkelerin yakın gelecekte önemli sanayi üretim merkezi haline geleceği tahmin edilmektedir. Bu duruma bağlı olarak yakın gelecekte haritada numaralanmış ülkelerden hangilerinin sanayi üretim merkezi haline geleceği söylenebilir. Ki buna göre arkadaşlar bir zaten şu an gelişmiş bir ülke ki bu alanda özellikle baktığımızda nüfus artış hızı da daha düşük. Ama 2 ve 3'e baktığımızda Hindistan gibi ülkeler, Nijerya gibi ülkelerde bu nüfus artış hızı daha yüksek. Yine 4 gelişmiş bir ülke olduğu için nüfus artış hızı daha düşük. O yüzden yukarıdaki açıklamaya uygun olan 2 ve 3 yani C şıkkının doğru cevap olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bazı ülkeler ve sahip oldukları zengin doğal kaynaklar verilmiştir. Bu ülkelerden hangisindeki doğal kaynak yanlış verilmiştir? Venezuela şu an dünya petrol rezervlerinde birinci sırada gelmektedir. Rusya doğal gaz rezervlerinde dünyada önde gelen ülkeler arasındadır. İzlanda jeotermal ki aktif volkanlarında bulunduğu bir alandır. Fay hatları da aktif bir şekilde jeotermal sıcak su buhar gücünü dikkate alıyoruz. Cezayir orman denmiş ki Cezayir'in bulunduğu alan çöl alanlarında yoğun olduğu bir yer. Kuzey Afrika'da yer alıyor. Büyük Sahra Çölü var biliyorsunuz ki ormanlık alanlar için zengin olduğunu söyleyemeyiz. Norveç ki yükseltinin engebenin fazla olduğu bir ülke ve hidroelektrik ya da hidrolik potansiyeli yüksek su gücünden elektrik üretimi açısından oldukça önemli. O yüzden burada yanlış eşleştirmenin de yani Cezayir olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de tarımsal verimliliği arttırmak için yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisi doğal çevreye zarar vermektedir? Akarsular üzerine yapılan barajlar ve su kanalları ile kuru tarım alanlarının sulanması ki orada verimi arttıran olumlu etkenlerden birisidir. Hayvansal atıkların tarım alanlarında doğal gübre olarak kullanılması yine olumlu. Tarım ürünlerine zarar veren böceklerin kimyasal ilaçlarla, kimyasal ilaçlar ki doğal çevreye zarar vermekte. O yüzden bu doğru cevabımız olmakta. Tarımsal alanların zamanında havalandırılması, sürülmesi ve sulanması verimi arttırmakta. Tarım alanlarında bulunan yabancı ot veya
diğer taş, çakıl gibi maddelerin toplanması da yine tarımsal verimi arttıran olumlu bir özelliktir. O yüzden doğru cevabımızın C şık olduğunu söyledik. Kimyasal gübrelerin kullanımı, kimyasal olarak ilaçların aşırı kullanımı orada toprağa ve doğal çevreye zarar vermektedir. O yüzden C'yi doğru cevap olarak aldık. Türkiye'deki tarımda makineleşme ve makine kullanımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yer şekillerinin sade, tarım alanlarının geniş yer tuttuğu bölgelerde makine kullanımı daha yaygın olabilmektedir. Çünkü düzlük alanlar makine kullanımına daha uygundur. Tarımda makineleşme ile birlikte insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmıştır. Hatta bu özellikle kırsal kesimden kentlere göçünde hızlanmasında etkiliydi. Kırdan kente göçü hızlandırmıştır. Burada o özellikle verilmiş ki özellikle 1950'den sonra Türkiye'deki tarımda makineleşmenin artmasıyla böyle bir durum gerçekleşmişti. O yüzden üçünü de doğru cevap olarak aldık. Yani E şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada 3 farklı tarım ürününün yoğun yetiştirildiği bölgeler gösterilmiştir. Bu tarım ürünleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Bir Edirne çevresi ki Tekirdağ gibi alanlar, bu alanda arkadaşlar ayçiçeği tarımı yoğunlukla yapılmaktadır. O yüzden ayçiçeğini aldık. 2 numara Afyon çevresi ki bu alanda haşhaş önemli bir tarım ürünüdür ve devlet kontrolünde tarımı yapılmaktadır. 3 numaraya geldiğimizde Malatya gibi illerin olduğu yere doğru gitmekteyiz ve bu alanlarda kayısı üretimi daha fazla olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Ortalama yükseltisi 1000 metrenin üzerinde olan platolar geniş yer tutar. Tarım faaliyetleri bu platolar üzerinde yapılır. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Kış aylarında bazı yıllar sıcaklıklar -10 santigrat dereceye kadar düşer. En fazla yağış ise ilkbahar mevsiminde düşer. Yıllık yağış miktarının 400-500 mm olduğu bölgede ilkbahar yağışlarıyla yeşeren kısa boylu bozkır bitkileri yaygındır. Verilen alan arkadaşlar İç Anadolu. Çünkü İç Anadolu'da en fazla yağışı ilkbaharda görüyoruz ve özellikle burada baktığımızda 400-500 mm'lik bir yağıştan bahsediliyor. Ve parçada verilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi daha uygundur bu yörede, yani İç Anadolu'da hangisi daha uygun bir şekilde yetiştirilir? Fındık Karadeniz iklimi, turunçgil, zeytin baktığımızda Akdeniz iklimi, çay Doğu Karadeniz'de. Bunun yanında buğdayın daha çok İç Anadolu'da tarımın yapıldığını biliyoruz. Bu yüzden de doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama yükseltisi 1000 metrenin üzerinde olan platolar geniş yer tutar. Tarım faaliyetleri bu platolar üzerinde yapılır. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise soğuk ve kar yağışlıdır. Kış aylarında bazı yıllar sıcaklıklar -10 santigrat dereceye kadar düşer. En fazla yağış ise ilkbahar mevsiminde düşer. Yıllık yağış miktarının 400-500 mm olduğu bölgede ilkbahar yağışlarıyla yeşeren kısa boylu bozkır bitkileri yaygındır. Ki verilen bölgemiz arkadaşlar İç Anadolu, ki İç Anadolu'da en fazla yağış ilkbaharda ve yıllık yağış ortalaması 400-500 mm civarında, bozkır bitki örtüsü oldukça yaygın. Parçada verilen yöre aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinin hangisi için daha uygundur? Ki bu yörede arkadaşlar koyun yetiştiriciliği küçükbaş daha yaygın bir şekilde yapılmaktadır doğal olarak. Çünkü bozkır bitki örtüsü, küçük ot, küçükbaş ve koyunun bu alanda yaygınlık gösterdiğini biliyoruz. Tabi bunun yanında kümes hayvancılığı kapalı alanlarda yapılıyor ki bozkır ya da bitki örtüsüne bağlı değildir. Büyükbaş hayvancılık yine İç Anadolu'da yapılmakta, ancak burada daha çok besi ahır hayvancılığı olarak gelişmektedir. İpek böcekçiliği daha çok Diyarbakır gibi illerde, besi hayvancılığı dediğimiz gibi daha çok özellik olarak büyük kentlerin yakını, tüketimin fazla olduğu yerler ve yem sanayisinin geliştiği alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Ama burada doğal özellikleri verilen hayvancılık faaliyetleri kısmında koyun yetiştiricinin öne çıktığını söyledik. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralanmış alanlarda eti ve sütü için yaygın olarak beslenen hayvan türleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? 1 numaraya baktığımızda Kuzeydoğu Anadolu, özellikle yaz yağışları ve çayıra bağlı olarak burada büyükbaş, özellikle sığırın olduğunu söyleyebiliriz. 2 numaralı alana baktığımızda İç Anadolu, daha çok koyun, tabii İç Anadolu'nun doğu kısımları verilmiş. Bu alanda daha çok koyunu görmekteyiz. Bunun yanında 3 numaralı alana baktığımızda da kıl keçisini dikkate almaktayız. O zaman bu kısımda verilen eşleştirmelerde B şıkkı doğru cevabımız olacak.
Özellikle teke ve taşeli'de kıl keçisi öne çıkmakta. İç Anadolu'nun geneli tabii birkaç alanda özellikle baktığımızda tiftik keçisi var Ankara çevresi gibi. Ama koyunun 2 numaralı alanda olduğunu söyledik. 1 numarada da sığır büyükbaşın olduğunu söyledik ve B şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de maden çeşidinin fazla olmasına etkili olmuştur? Bitki örtüsü çeşidinin fazla olması maden çeşitliliğinde Türkiye'de etkili değildir. Volkanik faaliyetler sonucunda oluşan araziler ki mineral yönünden zengin, bu mineraller madenleri oluşturmakta ve çeşitlilikte etkili olmaktadır. İklim çeşitliliği yine etkili değil. Farklı jeolojik zamanlarda oluşan madenlerimiz var, bu çeşitliliği arttırmıştır. O yüzden 2 ve 4. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıda bazı madenler ve çıkarıldığı bazı önemli merkezler verilmiştir. Bu madenlerle ile ilgili çıkarılan yerler eşleştirildiğinde ortaya çıkan örüntü aşağıdakilerden hangisidir? Demir, Sivas, Divri, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi gibi alanlarda karşımıza çıkar. Bakır, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, yine Elazığ, Maden, Kastamonu, Küre, Rize, Çayeli gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Boksit, alüminyumun ham maddesidir. Antalya, Akseki, Konya, Seydişehir gibi alanlarda görülmektedir. O zaman demir, Sivas, Divriği dediğimize göre A kısmı yanlış. Çünkü bunun arkadaşlar son kısımda bulunan Divriği ile eşleşmesi gerekiyor. Bu olabilir. Bunun yanında bu yine yanlış. Çünkü neyle eşleşmiş? Demir, Seydişehir ile eşleşmiş. Bunu da eledik. D şıkkı da olamaz. Yine aynı durum var. E şıkkı hiç olamaz. O zaman doğru cevabımız B şıkkı olarak dikkate alındı. Burada da zaten belirttik nasıl eşleştirilmesi gerektiğini. Haritada gösterilen taralı alanlarda elektrik üretiminde aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi kullanılmamaktadır? Taş kömürü Zonguldak Çatal Ağzı kısmında karşımıza çıkar. O yüzden bu alanda, taralı alanda taş kömürü kullanılmamakta, taş kömürle çalışan bir elektrik santrali bulunmamaktadır. Doğalgaz ki İstanbul kısmı olsun, Bursa olsun, yine Tekirdağ çevresi olsun, bu alanlarda çalışan santrallerimiz var. Ova Akça gibi, Ambarlı gibi, bunları Hamitabat gibi dikkate alıyoruz. Linyit ki Soma, Kütahya gibi alanlarda karşımıza çıkmakta, yine bu alanlarda bulunuyor. Jeotermal Denizli ve Aydın çevresinde, rüzgar İzmir gibi, Balıkesir, yine Çanakkale gibi alanlarda öne çıkmaktadır. Ama taş kömürle çalışan santralimiz Zonguldak çevresinde karşımıza çıktığı için doğru cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıda verilen santrallerden hangilerinde jeotermal kaynaklar kullanılarak enerji üretilmektedir? Çatal Ağzı taş kömürle çalışan santralimizdir. Ki burada baktığımızda jeotermal, yani sıcak suyla elektrik üretimi söz konusu değildir. Hamitabat doğalgaz ki termik santraller içerisindedir taş kömür ve doğalgaz. Bu da yine bu kısımda değerlendirilemez. Aydın Germencik, Denizli Sarayköy, Türkiye'de jeotermal, yani sıcak su buhar gücüyle elektrik üretilen önemli santrallerdir. O yüzden doğru cevabımızın 3 ve 4 E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen sanayi tesisleri ve bu tesislerin yer seçiminde etkili olan unsurlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın o alanda kurulmasında en önemli etken enerji kaynağı taş kömürüdür. Çünkü demiri eritmek için, şekil vermek için taş kömürü kullanılmaktadır. Murgul Bakır İşletmesi ham madde ki bu alanda çıkarılıyordu. İzmir İpraş Ulaşım rafinerinin orada kurulması, çünkü petrol çıkarımından bahsedemiyoruz. İstanbul Otomotiv Sanayisi pazarlama ve ulaşım imkanları yine doğru. Elazığ Ferrokrom tesisleri orada çıkarılıyor Guleman'da. O yüzden ham madde olması gerekiyordu ama burada yanlış olarak enerji verilmiş. O yüzden de doğru cevabımız E şıkkı olarak değerlendirilebilir. Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin kurulmasında amaçlarından hangileri yer alır? Organize, yani planlı bir şekilde sanayinin kurulması bizim için önemli. Şehirleşmenin belirli bir düzen içinde yapılması, sanayileşmenin yine belli bir düzen içerisinde yapılması bunların kurulma amaçları arasında yer alır. Sanayi kuruluşlarının belli bir alanda planlı bir şekilde toplanması, sanayiden kaynaklı çevre sorunlarının azaltılması, birbirine ihtiyaç duyulan ya da duyan sanayilerin bir arada bulunması yine maliyet düşürmek adına bu bölgelerde önemlidir. O yüzden hepsini dikkate aldık. Yani 1, 2, 3 E şıkkı doğru cevabımız oldu.
Aşağıda Türkiye'deki bazı projeler verilmiştir. Bu projelerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir? GAP, DOKAP, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, DAP, ZBK, KOP ki bunların açılımları da verilmiş. Bunlar arkadaşlar genel anlamda baktığımızda 1. Bölgeler arası gelişmişlik düzeyinin bu aradaki farkın azaltılmasını amaçlıyor. İş imkanlarının arttırılması, o bölgede bulunan doğal ve beşeri kaynakların en akılcı şekilde kullanılması gibi noktalar yer almakta. Tarımsal sulama ki ZBK için mesela çok fazla önemli değil ya da DOKAP, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde bulunan illerde zaten sulama gereksinimi çok fazla yok. Ekonomik kalkınmayı sağlayarak toplumun refah seviyesini yükseltme, iş imkanlarını arttırma, ekonomik anlamda gelişmişliği sağlama hepsinin amaçları arasında yer alır. Baraj yaparak ülkenin hidroelektrik enerji üretiminin arttırılması diyor. Hepsi geçerli değil. Ortak özellikler arasında yok. Hepsinin amaçları arasında bu yer almıyor. Maden ve madene dayalı sanayiler yine hepsinde yer almaz. KOP'ta mesela böyle bir özellik ön plana çıkmaz. Alternatif turizm faaliyetlerini geliştirerek yeni turizm alanlarının oluşturulması yine hepsinde ortak bir nokta sayılamaz. Ama bütün kalkınma projelerinde az önce saydığımız özellikler yer alır. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen il ve bu ilin içinde bulunduğu kalkınma projesi eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Amasya, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nde yer almaktadır ve son olarak DOKAP'a da dahil olmuştur. Muş, Doğu Anadolu Projesi kapsamında DAP'ta yer almakta. Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu Projesi demiş ki Kahramanmaraş herhangi bir projede bulunmamakta. Ordu, Doğu Karadeniz Projesi, Yozgat, Konya Ovası Projesi'ne dahil olan illerdir. Ama dediğimiz gibi Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde yer alıyor ve bu kapsamda olan bir il değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Türkiye'de karayolu ve demiryolu yapımında doğal koşulların özellikle de yer şekillerinin etkisi fazladır. Yer şekillerinin engebeli olması ve dağların uzanış doğrultusu yol yapım maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Buna göre illerinden hangileri arasında yapılan aynı standartlarda yapılacak demir yollarının ortalama 1 kilometrelik maliyeti daha yüksek olur. Rize-Erzurum arasında Kuzey Anadolu dağları var. Ki bu dağları aşmak kolay değil ve burada yapılacak bir demir yolunun maliyeti oldukça yüksek olacaktır. Antalya-Afyon-Karahisar. Yine arada Toroslar var. Ve bunların geçilmesi ve burada demir yolunun yapılması oldukça maliyetli olacaktır. Aydın-Denizli. Dağlar burada dik bir şekilde uzanmakta ki dağların arasındaki o graben yani düz alanlardan, ovalık alanlardan iç kısımlara daha kolay gittiğimiz için maliyet daha düşük olacaktır. Şanlıurfa-Mardin yine daha düzlük alanları olduğu için maliyet daha düşük olacaktır. Ama 1 ve 2'de dağlık engebeli alanları geçtiğimiz için maliyet artmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada numaralanmış bölgelerden hangilerinin diğer bölgeleriyle arasında demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır? Türkiye'de baktığımızda İstanbul, Kocaeli, Sakarya gibi illerde demiryolu bağlantısı bulunur. Karadeniz'de 4 ilde yer almakta demiryolu bağlantısı: Zonguldak, Karabük, Amasya ve bu kısımda Samsun. Bunlar dışında ki Doğu Karadeniz'in hiçbir ilinde demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. 3 numaraya geldiğimizde Teke, yine Taşeli kısmında özellikle olarak dağlık engebeli alanlar demiryolu bağlantısı bulunmamaktadır. Ama bunun yanında Kilis gibi, Gaziantep gibi alanlarda demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Buna göre doğru cevabımızın 2-3 yani C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasında yani sattığı ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Elektrikli makineler ve elektronik cihazları satıyoruz, ihraç ediyoruz. Örme giyme eşyası ve aksesuarları satıyoruz. Motorlu kara taşıtları tabi satım da alım da var arkadaşlar ama biliyorsunuz ki ihracatta birinci sırada geliyor. Fosil yakıtlar ve yağlar ihraç değil ithal ettiğimiz ürünler arasında birinci sırada gelmektedir. Çünkü Türkiye özellikle petrol, doğal gaz gibi yakıtlar açısından fakir bir ülkedir. Bunlar daha çok ithalat ki ithalat da birinci sırada. Demir ve çelikten eşyalar yine ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Farklı iklimlere sahip illerde yetiştirilen tarım ürünlerinde farklılıklar görülmektedir. Bu duruma bağlı olarak bu iller arasındaki iş ticaretle tarım ürünlerinin payı yüksektir. Yani
Eğer farklı iklim varsa farklı ürünler yetişmekte ve bu ürünler ticarete konu olmakta. İki il arasında bu ürünlerin ticareti yapılabilmektedir. Buna göre aşağıda verilen illerden hangileri arasında iç ticarette tarım ürünlerinin payının daha fazla olması beklenir? Adana, Hatay, ikisinde de Akdeniz iklim var. Yani benzer ürünler yetiştiği için bu iki il arasında tarım ürünlerine dayalı ticaret çok fazla gelişmez. Yozgat, Eskişehir ki ikisinde de karasal iklim, Ilıman karasal iklim özellikleri var. Benzer ürünler zaten yetişiyor. Ordu, Giresun ikisinde de Karadeniz iklimi söz konusu. Karadeniz iklimi kısmında biliyorsunuz fındık gibi ürünler vardı. Bu ikisinde de Karadeniz iklimi olduğu için yine tarım ürünlerine dayalı ticaretin çok fazla gelişmesi beklenmez. Antalya, Ankara birisinde Akdeniz iklimi var, birisinde karasal iklim var. Bu ikisinde yetişen ürünler farklı olduğu için bu ikisi arasında tarım ürünlerine dayalı ticarette gelişme gösterir. İzmir, Muğla ikisinde de Akdeniz iklimi var, benzer ürünler var. O yüzden burada da gelişme göstermez. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Japonya'dan gelen bir turist kafilesinin Türkiye'de ziyaret ettiği iki turizm mekanına ait görseller aşağıda verilmiştir. Buna göre bu turist kafilesi aşağıdaki verilen illerden hangilerine gitmiştir? Birinci görselde Pamukkale travertenleri verilmiş ki bu Denizli ilinde yer almaktadır. İkinci fotoğrafımızda ise görselimizde ise peribacaları verilmiş ki Kapadokya, Nevşehir dikkate alınmaktadır. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıda verilen turizm faaliyetlerinden hangisi iklim koşullarından etkilenmez? Rize'deki yayla turizmi ki yaylacılık faaliyetleri özellikle iklimden etkilenmekte, daha çok yaz aylarında çıkılan alanları oluşturmaktadır. Antalya'daki plaj turizmi ki güneşlenme süresi, iklim kesinlikle önemlidir. Yalova'daki kaplıca turizmi bu yer yapısıyla oradaki fay hatlarıyla alakalıdır. İklim burada etkili değildir. Muğla'daki yat turizmi yine oradaki deniz turizmi ve buna bağlı olarak kıyı turizmiyle ilişkilendirilebilir ve yine iklim etkilidir. Kayseri'deki kış turizmi, kar yağışı, bunun dışında oradaki yükselti eğim faktörü yine burada iklim etkilidir. Kar yağışından bahsettiğimiz için. O yüzden kaplıca turizmi, ilıca turizmi yani fay hatlarına bağlı olduğu için iklimden etkilenmedi. C şıkkı doğru cevabımız oldu.